Arkadaşlar ben Kurgu Dünyası'ndan Turgay Şenol. Bugün geçiş efektini sizinle paylaşacağız. Gördüğünüz gibi geçiş efektimiz burada, Wolverine arkadaşımız. Şimdi bunu izleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Kurgu Dünyası'ndan Turgay Şenol. Ben Erdem Çakmak. Bugün ne göreceğiz Erdem Çakmak? Geçiş. Geçiş efekti, yani transition. Şimdi After Effects programını açtık. Ve yeni bir kompozisyon oluşturmak için klavyemde Ctrl N tuşlarına basıyorum. Evet, başlar başlamaz bir aksilik. Ne oldu? Seçelim. Ctrl N tuşuna bastık. 5 saniye yapıyoruz. Şu anda Full HD şekilde şuraya bir isim verelim. Geçiş yazalım. Bir soru var mı? Yok. O zaman Enter basıyoruz. Şimdi arkadaşlar projemizi oluşturduk. Full HD şekilde. Şimdi buraya bir tane resim alalım. Buraya çift tıkladım. Masa üstünde Wolverine'in bir fotoğrafı var. Onu seçtim. Şimdi onu da buraya getirdim. Evet, gördüğünüz gibi tam Full HD değilmiş bu resim bu arada. Onu biraz büyütelim. Ne yapıyorum? En boy oranını orantılı şekilde büyütmek için klavyemde Shift tuşuna basıyorum. Ve şuradaki kısımdan veya şuradaki kısımdan veya şuradaki veya şuradaki herhangi bir yerde basılı tutarak büyütmeye çalışıyorum. Evet, büyüdü. Şimdi gördüğünüz gibi Wolverine'in bir resmi var burada. Wolverine'in resmi. Fotoğrafı diyelim biz ona ya. Fotoğraf diyelim. Tamam, sorun değil. Fotoğrafı diyelim. Şimdi buna efekt vereceğiz. Şu anda bütün görüntüyü kaplıyor. Yalnız alfalı şekilde olması gerekiyor. Haydi alfa kısmı şurada gözüküyor. Şunu gözünü kapatalım. Şurada. Gördüğünüz gibi alfa kısmı. Programı yeni kuranlar şu kısmı görmeyebilir. Çünkü şu kapalıdır. Kompozisyonun rengi de büyük ihtimal siyah olur. Buradan kompozisyonun rengini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Composition Settings, Background Color, siyah, kırmızı istediğiniz renk olur. Bu projenin rengi değil. After'ın proje rengidir. Şunun gözünü açalım tekrar. Şuradan alfa kısmına basıyorum. Gördüğünüz gibi tekrardan alfalı şekilde gözüküyor. Gözümüzü tekrar açalım. Şimdi herhangi bir video oynadığını düşünelim. Ama bu videoda başka bir videoya geçerken geçiş efekti kullanmak isteyen arkadaşlar için bu projeyi gerçekleştiriyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Şimdi alfa kısmına gözüktürelim. Şuradan yana kaydırıyorum Wolverine'in resmini. Fotoğrafını düzeltiyorum. Evet, şuradaki yarı yeterli benim için. Şimdi videonuzu oynadığını düşünelim burada. Burada bir geçiş efekti yapmak istiyorsunuz. Şimdi position kısmına basıyorum. Hangi sürede tamamlasın? 20. karede tamamlasın diyorum. Şimdi buraya 940 yazıyorum. Tam oldu mu? Olmadı. Çünkü fotoğraf şöyle yapalım. 945, evet. Gördüğünüz gibi resim çok sert şekilde geliyor. Hani hiçbir efekti yok. Şimdi biz bunu biraz detaylandıralım. Nasıl yapalım? İlk öncelikle bunu duplicate yapmadan önce position'ları ayarlamaya çalışalım. Şuradan motion blur'u açalım. Resimde de motion blur'u seçelim. Şunda grabs editor dediğimiz kısım var. Grabs editor'a girelim. Ve burada gördüğünüz gibi iki tane hareketin hangisi olduğu gözüküyor. Şu X mi oldu? Evet, şu da Y. Şimdi tekrar şunu kapatalım. Keyframe'lerimi seçiyorum. Verdiğim keyframe'leri ve klavyemde F9. Tek tek seçmen gerekiyor olabilir mi? Bu after'ı grab setlere giriyorum. Seçiyorum. Easy seçiyorum. Şunu da biraz çekelim. Şurada. Şimdi nasıl gidiyor bakalım. İzliyoruz.
Çok sert gidiyor. Ne dersin? Bence bunu bir de bir video üstünde görelim nasıl. Değil mi? Nasıl bir şey oluyor yani arkada damaları görmekten güse. Değil mi? Bir tane video atalım buraya. Ne videomuz var bizim elimizde? Özkan arkadaşımızı şuraya aldık. Hayli görüyorsunuz. Özkan burada. Video burada. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi efekt evet, güzel. Tatlı şekilde gözüküyor. Yani siz de bu şekilde çeşitli transition yani geçiş efektlerini hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış. Ben biraz daha böyle parlamalı, parçalamalı, yanarlı dönerli efektleri sevdiğim için biraz böyle çeşitli efektler attım üstüne. Siz tabii o efektleri atmayabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook'tan da takip edin. Turgay'ın gene bitirmeye niyeti yok. Nedense evet. Bu bitirişlerde senin bir problemin var. Uzattıkça uzatıyorsun. Tamam o zaman ne yapalım? Bitirişi sen yap o zaman. Ben bitiremeyeceğim bunu. Şimdi şöyle... Şurada güzel gözüküyor ya. Olurum. Hoşuma gitti ama. Değil mi? Neyse biz bitirelim bunu artık. facebook.com/kurgudunyası buraya giriyorsunuz, beğeniyorsunuz. Sadece bizim yaptığımız değil, sizin veya başkalarının yaptığı tutorial'lar İngilizce